bilecekler. Ama burada çok önemli bir nokta var. Kişiler çalışma sürelerine göre 6 ay, 8 ay, 10 ay. Yani 3 yıl içinde 900 eğer gün bir çalışma süreci varsa o zaman sizin 8 ay gün üzerinden devam ediyor. Ve bu aslında 1080 gün olduğunda o zaman da size yaklaşık 10 ay kadar işsizlik ödeneği var. Yani bu şu demek, artık eskiden son aranıyordu ya, hani son 4 ay demek, son 120 güne bakıyorduk. Şimdi artık o 120 gün esnetilecek. Bununla ilgili zaten Sayın Bakanımız açıklama yaptı ve bu açıklamaya göre bizler de bunu sizlere bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bakın şimdi yurt dışından gelen bir soru var. Mini jobla ilgili bir gelişme var mı diye sormuşlar. Onunla ilgili hemen size birazdan bilgilendirme yapacağım. Yine aynı şekilde merhaba Erhan Bey, sizi rahatsız ediyorum. Sormak istediğim bir konu var. Eşim 1966 doğumlu, 2006'da sigorta başladı. Hastanede çalışmaya başlamıştı. 2008'e kadar sigorta yaptı. 2008'den sonra yatıramadık. Şimdi eşime emekli yapmak için ne kadar ödeme yapmamız gerekiyor? Yatırdın, yanıtladığınız için teşekkür ederim. Şimdi burada yurt dışından yazan bir vatandaşımız, 1966 doğumlu olan eşinin 2006'da sigortası başlamış. Dolayısıyla 2006 yılında başlayan bir sigortalılıkta 58 yaş 7200 gün var. Ama burada önemli olan neydi? Bize göre önemli olan kişinin çocuğunun doğum tarihi ve Avrupa'ya gidiş tarihi. Eğer siz Avrupa'ya gidiş tarihinizi orada 18 yaşını doldurduğunuz süre ise o zaman evet, sizin o tarihleri burada saydırma hakkınız var. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Şimdi sosyal güvenliği konuşuyoruz. Sosyal güvenliğin içindeyiz. Sosyal güvenlikle ilgili yeni gelişmeleri biz de takip ediyoruz. Tabii ki sizlerden gelen soruları görüyorum. Yine bu şekilde hareket ediyorsunuz ama ben size bugün çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bununla ilgili de bir saniyenizi alacağım. Hemen hızlı bir şekilde şuradan hazırlayayım. Sorularınız gelmeye başladı. Zaten hissediyorum. Onların cevaplarını birazdan sizlere buradan söylemeye başlayacağım ama her şeyden önemlisi sizin sosyal güvenlikle ilgili veri tabanının, ABO dediğimiz aylık bağlama oranlarının, prim kazançlarının düzenli yatmasını, bunların da sizlerin takip etmeniz gerekiyor. Çünkü prim kazançların Türkiye toplumunda mesela 2008'den önce arkadaşlar normal gün bazına göre bir emeklilik sistemi vardı. 6000 gün, 7000 gün, 8000 gün ve bu gün bazına göre emeklilik hakları 2008'den sonra değişti. Dolayısıyla bununla ilgili de artık prim kazanç hayatımıza girdi ve prim kazancı da ne kadar maaş alıyorsanız o kadar sosyal güvenlik kurumuna bildirmeniz halinde emekli olacağınız zaman o kadar da emekli maaşını alacaksınız. Bunun bilgisini sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yavaş yavaş artık işin içine gireceğiz. İşin içine girdiğimizde sosyal güvenlikle ilgili bilgilendirmede 2000, bakın burada yazıyor. 2018'de 1739,978 soruşturma evrağı düzenlendi. Güvenlik soruşturmasında rekor. Bunun ne olduğunu, içeriğini merak ediyorsunuz. Ben bununla ilgili bir çalışma yapmıştım ama kamuda büyük sıkıntılara yol açan güvenlik soruşturmalarında bu yıl adeta patlama yaşandı. 2018 yılında yaklaşık 10 aylık döneminde tam 1.739.978 adet soruşturma evrakı düzenlendi. Söz konusu evrakların büyük kısmı ise taşeron işçilerin kamudaki atama ile görev süreleri. Bakın bir şey söyleyeceğim. Belki bilginiz yoktur. İdareyle ilgili aranızda, yani idare demek devletle ilgili yaşadığınız sorunları ombudsmanlığa, kamu denetçiliğe başvurabilirsiniz ve onun hakem olmasını isteyebilirsiniz. Böylelikle sizin daha çabuk işlemlerinizin sonuçlandığını burada göreceksiniz. Şimdi öte bir yandan yine devam edeceğim. Yine gelenler var. Tabii ki bunların içerisinde emeklilikle ilgili, yüksek maaşla ilgili var ama üniversite öğrencilerinin yaz tatilinde kamuda çalışabilecek. Bakın bu da çok önemli. 500 bin üniversiteliğe kamuda çalışma bir hakkı getiriliyor. Bakan Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması. İşte beklediğimiz polislerimiz var.
Bakın o yiğitler mücadele ediyorlar. Özellikle Yunus'ta çalışan, motorlu çalışan kardeşlerimiz ölüm tehlikesi içindeler. Çünkü o hızlı giden araçların arasından geçmek zorundalar ki sorunlu yere ya da bir can kurtarabilsinler. Dolayısıyla lütfen özellikle dikiz ayna, sağ ve sol aynalarımıza kesinlikle bakalım. Bundan sonra sola ya da sağa tarafa döneceksek dikkat edelim. Çünkü her bir motorlu, her an bir polis kardeşimiz çıkabilir. Normal vatandaştan da bahsediyorum. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. 3600 deyince ilk aklıma zaten polisler geldi. İçişleri Bakanı Soylu, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili, polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik. Bunun en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız ifadelerini kullandı. Polislerin güvenlik görevlerinin yaşam standartlarının iyi bir noktaya getirmenin temel sorumlulukları olduğunu işaret eden Soylu, özellikle 15 Temmuz'un iklimine hafif bir kaybolduk. Sonra polislerimizin yeni aldıklarımızla beraber ilk önce 12.24'e döndürdük. Şimdi de 8.24'e döndürüyoruz. Bakın polislerin sabahı, gecesi, gündüzü, alacakaranlığı belli değil. Hafta sonları da belli değil. Bir görev çıktı mı hemen apar topar gidiyorlar. Adamın diyelim saati 5'te bitecek. Bir olay patlıyor. Bekle kardeş. 6, 7, savcı bilmem ne, amir bilmem. Yani o konu çünkü onlarda. O konuyu birilerine de devredemiyorlar. Sonuna kadar bitirmek zorundalar. O yüzden polislerimiz gerçekten bu noktada önemli konulara parmak basıyor diyebiliriz. Evet yine 530-872-1881'e gelen sorular var. O soruları şimdi sizlere okuyacağım. Hemen hızlandırılmış bir şekilde yardımcı olayım. Ama vatandaşın burada gelen sorularında mesela Selam Erhan Bey Mersin'den Hasan SGK girişim 1993 askerliği yatırdım. 92 oldu benim prim günüm. 5072 EYT'den faydalanabilir miyim? Şimdi EYT ile alakalı bu arada Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda Aile ve Hizmetler ve Çalışma Bakanımız yine Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'nin yapmış olduğu bu İşkur'la ilgili 120 gün zorunluluğun da aşağı çekilmesi. O yüzden de yine de teşekkür ediyoruz. Demek ki bu çalışmalar yapılmaya devam edecek. Ve 3. aya kadar, Mart'a kadar, seçime kadar ben güzel şeyler bekliyorum. Sayın Ebru Nacar hanımefendiyle de zaten bunları konuşmuştuk. Hepiniz duymuştunuz. Merhaba Erhan Bey, iyi akşamlar. Benim sorum şu an annem 9-9-1959 doğumlu. Sigorta öncesi 2 tane, bakın sigorta öncesi 2 tane doğum yaptı. 2300 günü var. Doğum öncesi sigorta ne zaman çıkar? Sigorta girişi 2-26-1986. Yardımcı olursanız sevinirim demiş. Tabii burada elimizden geldiği kadar sigorta öncesi süreler var ama bakın önemli olan biz sigorta, doğumdan önce sigorta olması ve doğumdan önce sigortanız varsa da o zaman ne oluyor? Çocukların sigortalarını saydırma gibi haklarınız var. Şimdi hem bu taraftan gelen sorular hem de benim hazırlamış olduğum iPad'imden gelenleri sizlere paylaşmak istiyorum. Şimdi tekrar devam edelim. Kitlerde sınavsız memur olmanın formülü diye söylemiş. Lütfen bunları sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden Erhan Nacar ve Ebru Nacar yazdığınızda orada sosyal medya üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Twitter'ından tut, Instagram'dan YouTube'una kadar şu anda da YouTube'dayız. Dolayısıyla istediğiniz soruları oradan sorabilirsiniz. Kadroya geçen taşeron kullanmadığını izinler yanar mı diye bir soru var. Dolayısıyla kişilerin oradaki özlük hakları saklı ama bunlara 2019'un, evet dikkat ettim şu an bir şey geldi. 2019'un ilk ay zam oranı belli oldu. 16.6 daha da gelecek. Buna takip edelim. Bu da çok güzel bir gelişme. Demek ki ne oluyor arkadaşlar? 25'i bulacağız anlamına geliyor. 25'i bulursak çok güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Ama şunu da buradan söylemek istiyorum. Doların düşmesi, euronun düşmesi sanayide mesela 700 liraya yaptığınız bir bakımı artık sanayide, otosanayide 1000 liraya yapıyorsunuz. Bu da parçaların 100 liradan 160 lira gibi satımından kaynaklanıyor. Lütfen bunlara çok dikkat edin.
araştırın. Mutlaka ki bu konuda bir sıkıntı var. Eğer fahiş rakamlar veriyorlarsa lütfen tüketici haklarına şikayette bulunmayı da unutmayın diyor.